Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğim video savaş gemisine yönelik video yaptığım saldırılar var. Onları izleyeceğiz. 17. seviyedeyim. Hala 17'deyim maalesef. Biraz geriledim. Tekrar 17'ye geldim. Timimiz bu. Birçok YouTube'daki abone soruyor. Timde maalesef şu an için yer yok. Bazen yer açılıyor ama hemen doluyor. Ama yine de bilginiz olsun. Timimiz bu arkadaşlar. Bu arada abonelerden gelen güzel bir teklif var. Abone olan herkes, videolarımı izleyen herkes kendi sayfasında, kendi timinde. Facebook sayfası olur, Twitter sayfası olur, YouTube sayfası olur, Bumbiç olarak timinde olur. Benim kanalıma önersinler, reklamını yapsınlar. Güzel bir öneri vardı bu yönde. Bu öneriyi yapan üyemizi, abonemize teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika. Şimdi gelelim savaş gemisine. Savaş gemisindeki savunmam bu şekilde arkadaşlar. En son 3. roket aldım. 3. roket aldıktan sonra şansım biraz açıldı. Yani biliyorsunuz saldırılarda süre çok önemli. Genelde bütün motorlar patlatıyorsunuz. Tabii patlatamadığınız zamanlar da oluyor. Ama süreye yeniliyorsunuz ve bu süreye yenilmede şu roketlerin ve şu iki tane de şok atarın çok ama çok etkisi var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil mi? 6, evet. 6x. 6 saldırıyı üst üste kazandım ve 6 saldırıyı nasıl kazandığımı söyleyeyim. Şu 3. roketi açtıktan sonra 6 kez üst üste kazandım. Bir sandık hakkım vardı. Onu aldım. Ve roketi yükselttim. Roketi 3. seviyeye getirdim. Yani 3. seviye derken evet 3. seviye oluyor. Böylelikle 3 tane roketi almış olduk. Şimdi şöyle gemimize bir bakalım. Taretlerimize bir bakalım. Şu noktaya kadar hepsi maksimum. Birin bu kaç? Dördüncü motor mu? Evet, dördüncü motora kadar. Yok, üçüncü motor. Üçüncü motora kadar. Sonra dördüncü motorda sis var. Maksimum çıkmasını bekleyin ama çıkarmayacağım. Dondurucuları açmadım. Bekliyor. Şimdi beşinci motor açmaya gerek var mı yok mu? Bilmiyorum. Yani şuradaki 5. motor. Şimdilik roketi yükselteceğim. Topçu birliğini ve yaylımı yükselteceğim. Bu üçünü mutlaka yükselteceğim arkadaşlar. Sonra ne kadar jetonumuz var? 14. 90 tane jeton olduğunda büyük ihtimalle ne yaparım? 5. motoru da açarım. En azından bir üst seviye görmüş olur mu arkadaşlar? Yani gemim bu şekilde, savunmalarım da bu şekilde ve 6 kez üst üste kazandık. Şimdi birinci saldırıdan bir bakalım. Başlayalım yavaş yavaş. Şimdi şu arkadaşta ne var? Enkaz topu var. Hiç sevmediğim bir prototip. Patladığında alan hasar veriyor. Şimdi birlik olarak ne kullandım? Ağır silahlı, Zoka, bombacı, piyade ve kahraman olarak da Kava'nın taze kanı arkadaşlar. Şu enkaz topu patlayıncaya kadar bekledim. Çünkü gördüğünüz gibi alan hasarı veriyor vicdansız patladığında. Bütün piyadelerime, Zoka'larım gidiyor. Enkaz topunu patlat sonra taze kanı aktif ettim artık. Bundan sonrası kolay. Bu adada roket yoktu. O açıdan baktığımızda oldukça kolay bir adaydı. Artı şuraya motoru yaydım da indirmeye çalıştım ama canım bayağı yüksekmiş ki inmedi. Yani daha fazla inmedi. Ben de gerek duymadım enerji harcamaya. Bazen öyle denk geliyor. Nasıl denk geliyor onu göstereceğim birazdan.
Kavanın şu taze kanı harika arkadaşlar. Gerçekten. Hızlandırayım. Şimdi şuna dikkat edin. Tabii yayılım ve top atışlarınız biraz güçlü olması lazım. Benimkiler daha 3. seviyede. 4. seviyeye çıkmaları için bayağı bir jeton istiyor vicdansızlar. Bayağı çok istiyormuş yani. Neyse. Ne anlatacaktım ben? Heh, şu. Bina sağlığı arkadaşlar. Bunu mutlaka açın. Kesinlikle açın. Artı buralarda bir yerlerde bina hasarı da olması lazım ama evet. Başlarda vardı zaten. Büyük ihtimalle bunu maksimum yapmışsınızdır. Yapmadıysanız kesinlikle yapın. Ama burada da bina sağlığı var. Bunu mutlaka açın ve maksimum yapın. Bunu kullandığınız zaman jeneratörlerin canı 30 bin artı 15. Yani 45 bine çıkıyor. Yani yaydımla inmiyor. Yaydım ve top atışıyla kolay kolay inmiyor. Şimdi birincisini izledik. Şimdi ikinci. Şöyle 2x'de açalım. Evet, burada prototip yok. İki tane çok atar var. İki tane de roket var. Evet, taze kanı anında ne yaptık? Kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal hızla izleyelim. Askerlerin seslerini duyalım. Şimdi buralarda birincisi şok atarlara şoklayacağız. İkincisi roketleri yaylana indireceğiz. Veyahut da tam tersi roketleri şoklayacağız. Şok atarları yaylana indireceğiz. Yani duruma göre ama bir şekilde onları almak gerekiyor. Ya şoklayacağız ya da yaylana indireceğiz. Bu ada kolay bir adaymış. İkinci saldırımız da bu şekildeydi. 1, 2, 3. Üçüncü saldırımız. Bakın burası da güzel. İşte gene enkaz topu var. İzleyin burayı. Enkaz topu patlayıncaya kadar Kava'nın siz söyleyin taze kanını çalıştırmadım. Tabii o noktada çalıştırmadım en azından. Çünkü ister istemez piyadelerimi ve zokalarımı alıp götürüyor. Bu noktaya kadar hiç taze kan kullanmadık. Yani sırf şu enkaz topu yüzünden bol bol zayiat. Gitti. Enkaz topu beraberinde bir sürü askerim de aldı götürdü. Yani artık gönül rahatlığıyla taze kanı çalıştırabiliyoruz. Oh, rahatladık. Şimdi artık önümüze gelen her tareti indiririz rahat rahat. Demek ki prototiplerden ben de henüz açmadım ama enkaz topunu açacağım. En azından alan hasarı veriyor. Patladığında alan hasarı veriyor. Bombacıları mümkün olduğunca karete yakın ya da motora yakın tutun. O zaman isabetleri daha da artıyor. Atış isabetleri, vuruş isabetleri artıyor. Şimdi geldik dördüncü saldırıya Charlie. Evet. Burada prototip var ama enkaz topu değil. Onun yerine bum sürpriz var. Sorun değil. Bum sürprizi de bum topu gibi tek atışla indiriyor. Burada ne almışız? Askerlerimiz sağa kaçmasınlar diye
Gördüğünüz gibi sağda şu motordan sonrası hiçbir işe yaramıyor. Sağ tarafta bizi zorlayacak tek şey şok atardı. Şok atarı da aldık. Yaylana top atışıyla aldık. Dağılmamaları için işaret fişini kullandım. Ve ama bunu yaparken de bum topuna şok attım, çünkü dağılırken ama işaret fişiyle bütün askerleri bir yere toplarken kavan en arkada kalıyor. Bu sefer de bum topu direkt olarak kavana indiriyor. Kavanın ölmemesine dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu bum sürprizi ve sonrasındaki sağdaki bütün taletler boş etmiştir. Şok atarı indirince hepsi boş etmiştir. Şu arkadaki 3 tane motorun hiçbir taret korunmuyor şu an. Yani arkadaş kötü bir dizilim yapmış. Ha, bir de şey var. Abonelerimden eskilerden kalma bir alışkanlık. Canımsın. Niye bu kelimeyi kullanmıyorsun diyorlar. Evet, 5. saldırımız arkadaşlar. Burada ne var? Evet, burada da bir sürpriz var. Sorun yok. Büyük ihtimal şunun sağlığını kontrol etmedim. Yani şu üçün, şuradaki motoru. Sağlığı 30 bin olmuş olsaydı yaylım ve top atışıyla rahatlıkla inerdi. İndirmemişim, öyle bırakmışım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kavan, taze kavan. Gerçekten çok güzel iş yapıyor. Ama burada işin güzel yanı, Kavan ve ekibi sağdan devam ediyor. Kalanlar soldan devam ediyor. Çok güzel. Harika. Aynı anda 3 tane motora saldırı yapılıyor. Canımsın. Evet, canımsın. Son saldırımız arkadaşlar. Onu da izleyelim. Bakın, burası çok kötü bir dizilim. Asla böyle bir şey yapmayın. Bütün motorları yan yana koymuş. Evet, yaydım ve top atışıyla şok atar ve roketi indiriyoruz. Hiçbir işe yaramadılar. Şokları genelde şok atarları atın. Tabii mecbur kalırsanız roketleri de atarsınız. Evet, kazakan. Atmak. Küt. İndirin şu motoru da. Zaten şu ortadaki motor indiği anda bu arada bitmiş sayılır. 3 tane motoru aynı anda hasar verecek. Üçü de bizim alanımızda. Hiçbir şansları yok. Yani bu şekilde kesinlikle savunma yapmayın.
Küt. Hadi. Son motor. O da küt. Evet arkadaşlar, saldırılarımız bu şekilde. Yani hem savunma düzeni gördük, hem ne yaptık? Taretlerimizi gördük. Taretlerden tekrar söylüyorum, şu bina hasarı artı bina sağlığını maksimum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, videomuz burada son bulsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.